Arkadaşlar merhabalar bu videomda 28. hafta rehberliği ile karşınızdayım. Normalde pazar günü karşınızda olmam gerekiyordu ama bir seminer menimeler vardı oraya gittik. Bir Ankara'ya şöyle bir gittik seminerimizi yaptık ve geldik. Ee, zaten burada 27. hafta zaten geç bitiyordu. O yüzden bu, bugün yapmamda herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Evet gençler geçen hafta biliyorsanız 27. hafta demiştik prizmalar demiştik. Prizmalarda baya bir video vardı. Ee, bunu 10 gün şeklinde yapın diye söylemiştik. Hatırlarsanız işte burada şöyle göstereyim hatta kendimi şöyle bir büyüteyim isterseniz. Küçülteyim daha doğrusu burayı büyüteyim. Burada şuraya kadar, perşembeye kadar şey yaparsınız diye söylemiştik. Şöyle, şöyle. Silindire perşembe günü de başlayabilirsiniz. Hatta cumadan da başlasanız, bugünden de başlasanız çok rahat bir şekilde bitirirsiniz. Evet gençler 28. hafta. Bu hafta perşembeden başlıyor. Cuma'dan da başlıyor diyebiliriz. 28. haftada ne var? İki tane video sizi bekliyor. Silindir. Gençler silindir konusu çok kolay bir konu. Sizler prizmayı anladıysanız silindir konusunda çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü niye? Silindir de aynı zamanda bir prizmadır. İşte bu mantıkta düşündüğü için ÖSYM TYT konusu olmamasına rağmen geçen sene TYT'de sordu mu sordu. Normalde bakın 9 ve 10 TYT diye geçer ama bu silindir konusu 11. sınıf konusu ama karşımıza geçen sene sınavda çıktı. Yani TYT'de de sorulabilecek bir soru arkadaşım. O yüzden bunu ihmal etme yine TYT anlamında sadece TYT çalışacak arkadaşlar da silindire mutlaka ama mutlaka çalışsın. Çünkü bu silindir de tanımına bakacak olsanız tabanı ve tavanı aynı daire şeklinde olduğu için bir prizmadır. E bir prizma olduğu için de sınavda gelebilir. Çünkü TYT sınavında prizmalardan sorumluyuz arkadaşlar. O yüzden silindir karşımıza çıkacak. Çıkabilir. Geçen sene mumlu soru sordu böyle. Yani e, çıksa bile hacimsel böyle yorumlatmalarla ilgili şey çıkar. Yani taban alanı çarpı yükseklik bilmem ne. Geçen sene de mum sorusu vardı. Mumun mumluğun altında kalan yüksekliği vermişti. Üst tarafın hacmini vermişti. Üst taraftaki ya da mumun yüksekliğini sormuştu. İncelersiniz geçen seneki sınav sorusunu. Gayet de hoş bir soruydu. Rahat bir şekilde yapılabilecek bir soruydu. Ama TYT'de öyle karınca sorusuymuş, yüzey sorusuymuş gibi sorular öyle geleceğini zannetmiyorum ama e tabi AYT için tabi onlara da çalışmamız gerekiyor. O da ayrı bir konu. E, konu anlatımımızda hepsini anlattık. Her şey var. Silindir kolay bir konu. Dediğim gibi ama bu konuyu rahat bir şekilde yapabilmeniz için neyi bilmeniz lazım? Prizma. Prizma mantığını bilen burada bu olayı yapar. Sadece burada dönellik işin içine giriyor. Bir şeyi döndürdüğünüz zaman silindir karşımıza çıkabiliyor. Koni karşımıza çıkabiliyor. E, o yüzden bu dönme ile ilgili soruları da lütfen dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, silindirle ilgili soru tiplemeleri hep birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Şöyle mesela siyah e, silindirin içerisinde hacimle ilgili ne olur? Su olur. Ya hacimle ilgili su olur. Bak mesela bunun içine su koyduğun zaman böyle olur. Ya da silindirli bir şeyi mumlu bir şekilde sorabilir. Mum ya da eriyebilen bir şey. Bir kablo da olabilir mesela bu kablo. Küçük kablo. Hani mum eridiği zaman ne olacak? Hop şöyle yanıp eridiği zaman şöyle bir şey olacak ya. E, buradakiyle hemen hemen aynısı değil mi? Aynısı. Burada dolu olan kısım boş olan kısım der. Burada da şurayı eritir. Burada kısımdan bahseder. Bu dolu boş. Bu eriyen ve kalan şeklinde yorumlatır. Yani mantık hepsinde aynı arkadaşlar. Ee, genelde de böyle. Bunlar da prizmanın içerisine ya su koyuyorlar ya da mum yakarlar. Ya da dediğim gibi şöyle bir plastik kabloyu silindir ya silindir şeklinde kablolar genelde. Ee, plastik bir kabloyu böyle eritirler. O şekilde bir soruyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle silindirle koni çok güzel bir şekilde iç içe geçebilen sorular var. Ama o AYT'de gelir büyük ihtimalle. Ee, silindir konu konusuna geldiğimiz zaman göreceksiniz onu. Silindirle koni şöyle bir şey koyarlarsa. Biz genelde şöyle bir silindir yapıp. Burası V iken şuradaki hacmin 3V olduğunu söylüyoruz. Konu konusuna geldiğimiz zaman bunu da göreceksiniz zaten. Ama bu kısım AYT'yi ilgilendiren kısım. E, bunu şimdilik çok fazla kafanıza takmayın. Konuya geldiğiniz zaman konide. Kolay konide. Rahat bir şekilde yapacaksınız. Bir e, ne verdim orada. Kolay koni dedim. Ee, ne diyorlar ona ya? Bir şey diyorlar. Ay. Orada konu başlarken güzel bir şey yapıyorum ama onun şeyini verdim ben size. Ay aklıma gelmedi. Neydi ya o? Spoiler ha. Spoiler'ını verdim arkadaşlar. Kolay koni. Evet. Arkadaşlar. Neyse. Silindir biz şu anda. Bazen espri yapmaya çalışıyorum ama beceremem galiba. Geç. Arkadaşım ne yapacaksın silindirle ilgili iki videoyu ya perşembeden izledin ya da cuma günü bugün izleyeceksin. Şu iki videoyu izle bugün halledersin çok rahat bir şekilde ya da perşembeden izledin. Sonra sorularını da kitaptaki sorularını da ne yapacaksın? Cumartesi ve pazar çözeceksin. Hatta bugün bile bitirebilirsin belki. Rahat bir konu olduğu için bence sıkıntıyı yaşamayacaksın. Bu haftayı da bu şekilde böylelikle bitirmiş olacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Son haftaya geleceğiz. Gençler sona doğru yaklaşıyoruz. Katı cisimleri çok iyi bir şekilde temel altyapıyı böyle sağlamlaştırıyoruz. Öğrenmeye başlıyoruz. Sonrasında da şu katı cisimle ilgili katı cisim bittikten sonra özellikle o soruları da aldıktan sonra hele hele kitap sonundaki o soruları böyle iyice çözdükten sonra o soruların mantığını anladıktan sonra bu işi tamamıyla çok iyi bir şekilde bitireceğiz inşallah. Evet gençler o zaman ne diyoruz? Bitirdik. Bu haftaki rehberliğimiz de bu şekilde. İki videoyu çok rahat bir şekilde sorularını da çok rahat bir şekilde çözersiniz. Kitabınızı çözmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin ama. Yani kitaptaki soruları hemen dediğim anda yapmanız sizin için çok etkili olacaktır. Yani hem konu anlatımı hem de ardından hemen soruları çözmeniz bu program dahilinde gitmeniz gerçekten çok önemliydi. Senenin başından beri de söylüyoruz. Şimdi de söylemeye devam ediyoruz. Evet sona yaklaştık. Sona bir adım ya da iki adım kaldı diyebiliriz. Süreyi de işin içine katacak olursak. Evet gençler o zaman ne diyoruz? Bir sonraki haftanın rehberliğinde yani pazar günü büyük ihtimalle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>